Herkese merhaba arkadaşlar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kısaca yeni örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için tığ işi, fıstık nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım çok uzatmadan. Şöyle genelde fıstık arkadaşlar liflerde kullanılır. O nedenle de lif ipi ile göstermek istedim. Pek çok modelde fıstık yapılıyor, kullanılıyor. Patiklerde, ayakkabılarda, terliklerde vesaire aklınıza gelen her şeyde. Fakat daha çok liflere dikkat ederseniz hep fıstıklı yapılıyor. O nedenle belki de liflerin temel örgü tekniklerinden birisi fıstık. Hemen şöyle kısaca çok uzatmadan göstereceğim arkadaşlar. İlk etapta şöyle bir ilmek atalım. Üzerine bir, iki tane zincir çekiyorum. İpimizi çekiyoruz. Tığın üzerine bir ip alıyoruz. Tekrar şu ikinci zincirin içerisine şuraya bakın batıyoruz. Yine ipi çekiyoruz aynı boyda. Tekrar tığımızın üzerine alıyoruz. Batıyoruz. Şu anda iki tane yaptık. Biraz böyle tok durması için genelde üçlü yapıyorum ben. Tekrar o zaman bir tane daha üzerine alıyorum. Bakın üçüncü kez batıyoruz. Şöyle çıkardık. Burada bağlarken özellikle şuraya dikkat edin. Bakın elinizi şöyle tutun. Şuradaki ipi. Şöyle içinden çıkarıyoruz. Şurada tutmuş olduğumuz yerden bakın bu şekilde aldık. Bir zincir daha çekiyoruz. Birinci fıstığımız yapılmış oldu. Bir kere daha göstereyim. Yeterli zannediyorum. Yine ipimizi istediğimiz kadar şöyle çekelim arkadaşlar. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Aynı yere, şurada zincir çekmiş olduğumuz yere batıp ipi çıkaralım. Tekrar üzerine alalım. Aynı yere tekrar iki oldu bakın. Bir daha alıyoruz. Üçlü fıstıklar yapıyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şuraya elimizi koyalım. Şöyle çıkarıyoruz ve tekrar şuraya ve şöyle bir zincir çekiyoruz. Evet, bu şekilde fıstıklarımızı yapabilirsiniz. Burada siz 3 kere doladık ya, 4 de yapabilirsiniz. Biraz daha tok durmasını istiyorsanız sayıyı kendiniz ayarlarsınız. Evet arkadaşlar, fıstık yapmak bu kadar basit, bu kadar kolay. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.